4. sınıf öğrenci arkadaşlarım merhabalar. Kendi kanalınıza İngilizce kralına hoş geldiniz. 4. sınıfın çalışma kitabının İngilizce çalışma kitabının 4. ünitesinin videosuyla beraberiz. Hemen vakit kaybetmeden kitapta sayfa 196'yı açıyoruz. Birinci sorudan bakalım. I like singing a song. Şarkı söylemeyi severim. Choose the correct option. Doğru şıkkı seçiniz. A şıkkı tabii ki. İkinci soru I learning English but I playing badminton. Ortada but varsa iki kısım birbiriyle zıt anlamlı olacak. Yani iki cümlenin iki farklı kısmı birbiriyle karşı olacak. Şunu severim, şunu sevmem, şunu yapabilirim ama şunu yapamam. Şu şöyleyim ama şöyle değilim gibi. Şimdi learning English diyor. Learning English dediği için ve bu tarafta da playing badminton dediği için yani ing gördüğümüz için fiillerde deriz ki bu ing sevmek, sevmemek, beğenmek, beğenmemek, çok sevmek, hiç sevmemek, nefret etmek gibi fiillerden sonra gelir. Bu fiillerden sonra temel fiilimiz ing ile gelir. O yüzden like ve dislike ya da like ve e, don't like ile ilgili olacak ki bu da ey şıkkındadır. Canlarım ders videolarımda yani normal bir de kitaplarınız var. Ders kitaplarınız var biliyorsunuz değil mi? Normal ders kitap videolarında önce onları izlemeniz gerekiyor. Sonra bu testleri falan çalışma kitabından yapmanız gerekiyor. Ders kitaplarınızın videosu da hani İngilizce ders kitabınızın dördüncü tema veya dördüncü ünite videosu da İngilizce Kralı YouTube kanalımızda mevcuttur. Tek yapmanız gereken orada oynatma listesinden bulmanız veya bu videonun açıklama kısmına da linkleri bıraktım. Oraya da bakın. Bir de mutlaka Instagram'da İngilizce Kralı sayfamızı takip edin. Takip ettiğiniz zaman bana yazdıklarınızın mesajlar geliyor. Takip etmeden mesaj atanlar var. Onlar düşmüyor bana. Açılmıyor, gözükmüyor. Çünkü ayarlamalar öyle yapıldı. Sayfamızı takip edin Instagram'da. Ve bana mesaj yazın belki sorunuz olur belki hani bu neden böyle oldu sormak isterseniz hepsini seve seve cevaplarım ve ileride de hani yeni içerikler olduğunda ilk e, oradaki insanların haberi oluyor veya atıyorum biz e, zoom üzerinden canlı dersler yapıyoruz e, ağustos ayı bunun hani kayıtlarını falan yaptık. Şimdi birçok velimiz, öğrencimiz bana yazıyor. Hani yer var mı? Ve gerçekten de yer yok şu anda benim gruplarda. Çok üzülüyorum hani onlar kaçırdığı için. Halbuki onlar o zaman Instagram sayfamızı takip etselerdi hemen haberleri olacaktı ve belki ilk ilk kayıtlar, ilk kayıt yapanlar, ilk gruplara girenler hani bedava derslere falan girenler ilk onlar olacaktı belki. Neyse yani Instagram sayfası ne haberimiz oluyorsa kanalımızla ilgili etkinliklerimizle ilgili derslerle ilgili canlı yayınlarla ilgili canlı derslerle ilgili herhangi bir haber olduğunda ilk ve sadece Instagram sayfamıza düşüyor. Başka hiçbir yerde bu haberler çıkmıyor. Bilginiz olsun. 3 numarada diyor ki I like şunu severim. Şimdi playing chess, satranç oynamak var, riding a bike, bisiklet sürmek var, flying a kite, uçurtma uçurmak var, drawing, resim çizmek var. İkisini seviyor, ikisini sevmiyor. Bakalım hangi cümleyi doğru demiş. I like playing chess and drawing, satranç ve resim çizmeyi severim diyor. Resmi sevmediği için, yani çarpı olduğu için kabul edemeyiz. Bir de diyor, riding a bike and flying a kite. Evet uçurtmayı sevebilir ama riding a bike bisikleti sevmiyor. B'yi de kabul etmiyoruz. Flying a kite and playing chess. Uçurtma uçurmak ve satranç oynamak. Bu ikisini de seviyor. Doğru şıkkımız C'dir. D'de de diyor ki satranç oynamak ve bisiklet sürmek ki bisikleti sevmediği için D'yi de kabul edemeyiz. Dördüncü soruya bakalım. What's your favorite activity? Belki belki favori aktiviten nedir? Bakalım nasıl cevap verecek. I dislike watching TV. Televizyon izlemeyi sevmem. No, I don't. Hayır, yapmam. Oh, I like riding a scooter. Oh, scooters binmeyi ya da sürmeyi severim. Yes, I do. Evet, yaparım. Anlam ve mantık taşıyan tek cevap C şıkkıdır. Beşinci soruya bakalım. Do you like playing chess? Satranç oynamayı sever misin? Kız ne diyor? Yes, I am. Evet, benim. Ne alaka? B. Yes, they do. Evet, onlar sever. Kıza soruyor. Niye onlar cevaplasın ki? No it isn't. Hayır o değildir. D no I don't. Hayır sevmem. Mantık olarak sadece D şıkkı doğru olabilir. Bir şeyi sever misin? Sana soruyorsa cevapta ben severim, ben sevmem diye cevaplarız. 6 <laughs> numara Do you like playing volleyball Murat? Murat voleybol oynamayı sever misin? Yine şıklara baktığımızda yes I do, yes it is, yes I am, yes he does en mantıklı, tek mantıklı hatta diyelim cevap E şıkkıdır. Diğerleri ne gramer olarak ne mantık olarak uygun değil. Yedinci soruya bakalım. Bir tane metin var. Metine şu sorusuna cevap vereceğiz. Which of the following has no answer? Hangisinin cevabı yok metinde? Hi, I am Abuzer. I am from Adıyaman, Turkey. Merhaba Abuzer ben. Adıyaman, Türkiye'denim. I do many activities in my free time. Bosbağında birçok aktivite yaparım. I like playing with the mar with marbles and playing the guitar. Misket oynamayı ve gitar çalmayı severim. Bakın, marbles misketler demek. Oradaki play oynamak anlamında, gitardaki play çalmak anlamında iki anlamını öğrenelim burada. I go fishing balığa giderim. I also like cycling bisiklet sürmeyi de severim. I love flying kites. Uçurtma uçurmayı severim. But I dislike watching TV because it is boring. Ama televizyon izlemeyi sıkıcı olduğu için sevmem. What activities does Abuzer do in his free time? Bu sorunun cevabı var. Hangi aktiviteleri yapar boş zamanda? Does Abuzer like riding a bike? Abuzer bisiklet sürmeyi sever mi? Bunun da cevabı var. What time does he go fishing? Saat kaçta balığa gider? Bunun cevabı yok. What activity does he dislike? Hangi aktiviteyi sevmez? Bunu da cevap var. Yani C şıkkının saat kaçta balığa gider diye bir cevabı yok. 8 numaraya bakalım. Şeyma, do you like reading comics? E, çizgi roman okumayı sever misin? Jane diyor ki, "Kango you... nokta nokta." Şeyma diyor ki, "Do you like reading comics?" Tekrar aynı soruyu soruyor. Bakın bu ikisi aynı. Bir kişi iki defa aynı şeyi soruyorsa demek ki karşıdaki kişi duymamış ilk söylediğimizi ve tekrar etmemizi istemiş. Ve C'nin devamında yes I do demiş. Şimdi can you nokta 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 bunu tekrar eder misin? Edebilir misin? Anlamını taşıması için ne diyelim? Can you drive slowly please? Can you say that again please? Can you speak English please? Can you clean the board please? Tabii ki bir şıkkı can you say that again please? Onu tekrar edip tekrar söyleyebilir misin lütfen? 9. soruyla devam edelim. My sister Ayşe likes nokta My friend Melissa loves nokta scooter. Kız kardeşim Ayşe kitap nokta noktayı sever. Arkadaşım Melisa scooter'a nokta noktayı sever. Tabii ki ilki okuma, ikincisi binme olacak. Yani reading ve riding. Reading ve Riding'i C şıkkında görüyoruz. Birçok kişi bunları karıştırıyor. Reading okumak, Riding binmek sürmek ki Scooter, bisiklet, motosiklet, at, eşek gibi şeyler için kullanılır. 10. soruya geçelim. Which of the matchings is not correct? Eşleştirmelerden hangisi doğru değil? Playing futbol doğru. Swinging sallanmak demek. Burada görselde B'de. Escaping rope görüyoruz. Cevabımız B'dir. Diğerlerine de bakalım. Planting trees. Ağaç dikmek. Planting'in Türkçe'de iki anlamı var. Dikmek. Veya mesela tohum ekmek. Hani bir şey yere ekmek. Toprağa ekmek. Hani ikisi de planting'dir. Playing chess satranç oynamak. Cevabımız B'dir zaten. 11 numarada bakıyoruz çizelgeye Ahmet Mike ve Bulut için yüzme, şarkı söyleme ve yapboz yapımı var. Choose the correct answer. Doğru cevabı seçin. Ahmet likes singing. Ahmet şarkı söylemeyi sever. Hayır yanlış. Bulut doesn't like doing puzzles. Bulut puzzle yapmayı sevmez. Yanlış. Mike likes doing puzzles. Mike yapboz yapmayı sever. Doğru. Di Ahmet dislike swimming. Ahmet yüzmeyi sevmez diyor. Canlar dislike ve don't like ya da doesn't like'ın anlamı aynıdır. Dislike eşittir. Don't like veya doesn't like. Bunu da bilelim. 12. soruya bakalım. Haza, Hazel. Is this your bike? Bu senin bisikletin mi? Yes it is. Evet öyle. I like riding a bike. Bisiklet binmeyi severim. Do you like riding a horse? Ata binmeyi sever misin? Riley bir şey diyor. Hazel tekrar ediyor. Do you like riding a horse? Demek ki tekrar etmesini istemiş. Şıklardan bakalım ama not diyor. Bakın, which option does not complete the dialogue? Hangisi tamamlamaz? Say that again, please. Tekrar et lütfen. Pardon me. Affedersiniz. I dislike drawing. Resim çizmeyi sevmem. Slowly, please. Yavaş söyle lütfen. ABC üçünü de koyabiliriz boşluğa. Hani yavaş söyle, yeniden söyle, pardon duyamadım, affedersiniz falan hepsi aynı anlama gelir ama C şıkkını koyamayız. 13 numara. Arkadaşlar sesim ve kusura bakmayın. Hani saatlerce canlı dersim vardı. Eee bayağı yorgun ve yoğun günler var. Onun haricinde işte bu şey falan gerçekten yoruyor. Kusuruma bakmayın. Look at the pictures. Tamam. Bu çocuklar bir şey seviyorlar ki kitap okumaktır galiba. Ama resim çizmek sevilmiyor. Choose the correct answer. Doğru cevabı seçiniz. Bunu arayacağız. Hani kitap okumayı severim ama resim çizmeyi sevmem. Şıkları hızlıca baktığımızda B şıkkı doğrudur. Bakın I like reading books but I don't like drawing pictures. Kitap okumayı severim ama resim çizmeyi sevmem. Soru 14. Maria diyor ki do you like reading books? Emre bir şey diyor. Maria aynı şeyi tekrar ediyor. Yani tekrar etmesini istemiş. Bakalım. Say that again please. Tekrar söyle lütfen. C şıkkı. 15 numara. I like nokta nokta ki burada scooter'a binmiş. But I don't like ama hani bisiklete binmeyi sevmem. Tamam. Riding a scooter, riding a bike. D şıkkı doğrudur. I like riding a scooter but I don't like riding a bike. 16. soruya bakalım. Bakın yine de burada ve burada artık gözümüz alışıyor. Okumadan bile aynı cümle tekrar olmuşsa. Tracy tekrar etmesini istemiş. Ve burada yine not diyor. Hangisi tamamlayamaz? Yani 3 şık doğru bir şık yanlış. Biz o yanlış olan şıkkı arayıp işaretleyeceğiz cevap olarak. Pardon me say that again please. What's your favorite activity? Slowly please. Sadece C şıkkı olmaz. Diğerleri aşağı yukarı. Hepsinin anlamı aynı gibi. 17. soru. I love playing chess. I don't like Playing with marbles bir tarafta çok sevdiğini söylüyor. Bir tarafta sevmediğini söylüyor. İki taraf birbirinin tersi olduğu için ama fakat lakin kullanılır ki İngilizcesi de but'tır. Bu arada yazılarda but'tan önce bir tane virgül gelir. Bakın buraya. Her zaman bu da bir işarettir. Veya siz de yazarken buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu virgüle. On... 18. ha 18'i az kala kaçırıyorduk. Do you like flying a kite? Uçurtma uçurmayı sever misin? Bob bir şey söylüyor. Diyor ki which option does not complete the dialogue? Yine hangisi tamamlayamaz diyaloğu. No, I don't like watching cartoons. Yes, I really like it. Yes, I do. No, I don't. B, C, D şıkları her biri farklı bir cevap olarak gelebilir. Ama A şıkkı sana uçurtma soruyorsa ve sen cevapta çizgi filmle ilgili sevip sevmediğini söyle, yanıt veriyorsan o kişi senin mantık ve akıl sağlığınla ilgili kuşkular duyabilir. Ee, yani niye ben buna uçurtma soruyorken yani bu çizgi filmden cevap veriyor ki acaba hani kafası çalışıyor mu bu arkadaşımın diye düşünebilir. 19 numaraya bakalım 19 numarada read the text metni oku tamam okuduktan sonra Hangisi doğrudur diyor. Bakalım. Hi, my name is Gretchen. Merhaba, adım Gretchen. I'm 9 years old. 9 yaşındayım. I can sing and dance. Şarkı söyleyebilir ve dans edebilirim. I like singing and dancing. Dans etmeyi ve şarkı söylemeyi severim. But on, I don't like playing computer games ama çizgi film... Pardon bilgisayar oyunları oynamayı sevmem. Gretchen diyor ki hangisi doğru? I like neyi severim? Dans etmek ve şarkı söylemek demiş. E şıkkı diğerleriyle ilgili burada gördüğünüz gibi bir şey diyemeyiz. 20 numara I like English. İngilizce nokta noktayı severim. Öğrenmeyi olur, konuşmayı olur. Bakalım hangisi var? Tabii ki dersen biliyoruz öğrenmek olacak learning ama yani ben her halükarda muhtemel cevapları veriyorum. İngilizce konuşmayı severim, İngilizce öğrenmeyi severim. Bunlar genel olarak mümkün olan şeyler. Mesela İngilizce yüzmeyi, İngilizce uçurmayı severim diyemeyiz. Şıklara baktığımızda learning, öğrenmek. 21 numara. Look at the picture. Görsele bak. We like. Neyi severiz? Voleybol oynamayı. Playing volleyball. Playing volleyball. E, volleyball hangi şıktadır? B şıkkında. Evet. E, 22 numara pardon. I love skating. 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 E, paten yapmak mı? Kaykay yapmak mı? Türkçesi tam olarak ne diyor? What's Ahmet's hobby? Ahmet'in hobisi nedir? Hani Türkçesini bilmesem de anlamı biliyorum. Hani neyi olduğunu biliyorum. O yüzden hani bu sporun Türkçesi kaykay mı, paten mi, neydi? Onu siz söyleyin. Ee, mesela Instagram'da bana mesaj olarak söyleyebilirsiniz. Diğer şıklara baktığımızda hiçbiri bu değil. Playing with marbles. Yok bunu böyle yaparsam cevapla karışır. Sileyim. Bir şıkkının anlamı playing with marbles. Ondan sonra C şıkkının anlamı playing chess, D şıkkının da anlamı running. 23 numara. Do you like listening to music? Bakın yine iki kısım tekrar olmuş. Yani tekrar et lütfen diyor burada. Can I fly a kite? Pardon me. Can you sing a song? Can you play the guitar? Pardon me. Affedersiniz. duymadığımızda bunu diyebiliriz. Affedersin. Ha? Ne dedin? Gibi. 24 numara. Konuşma balonlarını oku okuduktan sonra May likes, May bu kişi, May neyi sever? Do you like running? Not much. Okay, do you like drawing? I love it. Do you like playing with marbles? Yes, I do. Playing with marbles, e, misket oynamak. Do you like reading? Yes, I do. Kızın söylediği şey yes, I do, Mar e, misket oynamayı sever misin sorusuna. Misket oynamayı sever misin? Mary likes diyor burada. Ve D şıkkı bununla eşleşebilir. 25. soru. Look at the table. Tabelaya bak. Tamam. Choose the correct option. Şıkları okuyalım. Jane likes riding bike. Devamını okumaya gerek yok. Jane bisiklet sürmeyi sevmiyor. Burada likes diyor. B. Paul likes swimming. Paul yüzmeyi sever. Evet. But he doesn't like playing chess ama satranç oynamayı sevmez. Doğrudur. Diğerlerini de yine okumaya gerek yok. Yirmi altıncı soru. I like drawing. Resim çizmeyi severim. But I don't like playing chess. Ama satranç oynamayı sevmem. What does Bob like? Bob neyi sever? Resim çizmeyi. Yirmi yedinci soru. Do you like playing table tennis? Nasıl tenis oynamayı sever misin? Olumlu cevap. Do you like? Olumlu kısa cevap. Yes, I do. Yes, I do hangi şıkta var? Aferin. 28. soru. Look at the pictures. Resimlere bak. Choose the correct order. Doğru sıralamayı çiz. 1 numara drawing pictures olacak. 2 numara watching cartoons olacak. 3 numara planting tree olacak. Hangi şıkta bu dediğimiz var? Tabii ki D şıkkında. Soru 29. Konuşma balonlarını okuyun. Okuduk. Önce bunlar da bu soruya bakın sonra okuyun. Who does not like drawing? Kim resim çizmeyi sevmez? Bakalım. I love flying a kite and drawing. Bu kız I love diyor. Sever. Demek ki can sevmiyor. I dislike running and drawing. Evet dislike diyor. Drawing için. Who does not like? Demin biraz önce dedim değil mi? Does not like, hani doesn't like veya don't like, do not like ve dislike hepsi aynı anlama geliyor. Tamam, can. Çocuğun adı can. Otuzuncu soru. Görsellere bak. Tamam, baktık. I like drawing pictures ya da drawing olur ya da painting olur. Resimle ilgili. But I dislike skating. Hangi şıkta dediğim var? B şıkkında. Drawing. Skating. Drawing. Skating. 30. Birinci soru. Read the dialogues. Diyalogları oku. Dört tane diyalog var. Ben şu an okumuyorum. Direkt buna geliyorum. Sonra diyaloglar döneceğim. According to the dialogues. Which one is wrong? Hangisi yanlıştır diyaloglara göre? Şıklardan gitsek böyle sorularda daha uygundur. Soru çok kalabalıksa şıklara da bakabiliriz böyle. Berk likes swimming. Berk swimming. Yüzmeyi sever. Hemen Berk'e bakıyoruz. Teresa e sormuş. Yüzmeyi sever misin? Evet severim demiş. Bu doğrudur. Ama biz wrong, yanlışı arıyoruz. Yani demek ki aradığımız cevap değil. B'ye bakıyoruz. Pelin likes skipping rope. Hemen Pelin'e bakıyoruz. Do you like skipping rope demiş Pelin. Sabrina sormuş, Pelin de evet demiş. Tamam, B'yi de aramıyoruz, doğrudur. Çünkü C de tam likes playing with marbles, Tom sever diyor misketlerle oynamayı. Ama Fatih ve Tom'un arasındaki konuşmada Fatih bunu sorduğunda tam hayır, I no I dislike demiş, ben sevmem. Yani aradığımız yanlış cevap C şıkkıydı arkadaşlar. Devam ediyoruz. Read the speech bubbles. Konuşma balonlarını oku. What's your favorite activity? Favorite activity nedir? I like running in, running in the park. Parkta koşmayı severim. Hangisidir? B 33 numara. 4 tane boşluk var. Her boşluğa uygun olan kelimeyi bulduktan sonra hangi şıktır? Onu bulacağız. Hello, hi, I'm Jessica. I like weekends very much. Weekends hafta sonlarını çok severim diyor. My favorite nokta nokta are cooking activities olacak değil mi? My favorite activities cooking hobbies olabilir bu arada. Hobbies veya activities hani aktivitelerim hobilerim bakalım. Yani hangi şık elendi şu an? B elendi. A C D olabilir. Cooking yemek yapmak, drawing pictures resim ee, çizmek. And riding e ve ne sürmek. Bakalım. Bike olabilir, Scooter olabilir. Ee, ve tek uygun olan şık. Şu an C ve D de elendi. Çünkü kimse resim veya bilgisayar sürmez. E şıkkı cevap olarak çıktı arkadaşlar. Activities, Bike bakın sadece 1 ve 2 numarayı doğru yaparken Bunlar çıktı. On Sundays pazarları I like Flying a kite with my father But I Dislike playing chess. Evet E şıkkı hepsine uyuyor. 34 numara. Dialog okuduktan sonra which is not correct according to the dialogue. Hangisi doğru değil diyor. Bakalım. Hi Daniel, let's play basketball. It's my favorite activity. No thanks, I don't like playing basketball. Hayır, teşekkürler basketbol oynamayı sevmem Daniel diyor. Really, I love playing basketball. It's great. What do you like doing? Şimdi Natalie neyi seversin diye soruyor Daniel'a. Daniel diyor ki I like riding a bike and dancing. Bisiklet sürmeyi ve dans etmeyi severim. Dancing. I dislike dancing. Natalie de diyor ki dans mı? Dans sevmem. I can't dance. Dans edemem. But I like riding a bike. Ama bisiklet sürmeyi severim. Yani ikisinin de ortak zevki bisiklet diyebiliriz. Daniel doesn't like playing basketball. Daniel basketbol oynamayı sevmez. Doğru. Doğruyu aramıyoruz. Bu arada yanlış arıyoruz. Natalie doesn't like dancing. Natalie dans etmeyi sevmez. Bu da doğru. Daniel and Natalie like riding a bike. İkisi de bisiklet severler. Do Pardon, niye seçtim ben? Bu da doğru. Doğruyu aramıyoruz ya. Bakın bir an dikkatsizlik e beni bile yanlışa götürebilir. Natalie dislikes playing basketball. Natalie basketbol oynamayı sevmez diyor. Halbuki Natalie I love playing basketball diyor. Yani bu şık yanlış olduğu için aradığımız şey buydu. 35. soruya bakalım. Otuz beşinci soru. Evet dördü yaptık 35. soru. Bir tane tabela vermiş. Which one is correct according to the table? Tabelaya göre hangisi doğrudur? A şıkkı diyor ki Olivia is 11 years old. Tamam 11 yaşı var. And she can play tennis. Ability yapabildiği şeyler. Abilities'inde Olivia'nın singing yazmış. Play tennis yazmamış. Frank is 19 years old. Yani bu baştan eğleniyor. Frank 19 yaş olduğunu söylüyor. 9 yaşı var. C'ye bakalım. Olivia does not like Watching cartoons. Evet dislike de watching cartoons yazmış. But she likes dancing. Evet bu doğrudur. Dide de diyor ki Frank can't sing. Frank şarkı söyleyemez. But he likes writing, reading comics. Ama e, çizgi film oynamayı sever. Hani şarkı söyleyebilir mi bilmez mi onunla ilgili bir şey bilmiyoruz. Sadece playing tenisi yazmış yani tenis oynayabilir, tenis oynayabilir. Bu adam şarkı söyleyemez anlamına gelmez. Ama ikinci kısımda çizgi roman okumayı sever diyor. Halbuki dislike'ında yani sevmediği bölümde yazmış. Doğru cevabımız zaten idi. Doğruyu bulduktan sonra ben neden hala yanlışlıkları da okumaya devam ediyorum? Çünkü sizin öğrenmenizi istiyorum. Yarın öbür gün bir sınavda çıkarsa bilin nasıl olur diye. Soru 36. Read the dialogue. Diyaloğu okuyun. Diyalogdan önce yine bakalım diyor ki hangisi doğrudur diyaloğa göre. Which one is correct? Oh. Öğretmen diyor ki Hi kids. What do you like or dislike? Merhaba çocuklar. Neyi seversiniz veya sevmezsiniz? What are your favorite activities? Favori aktiviteleriniz nelerdir? Alexander diyor ki My favorite activity is Riding a scooter. Bir scooter sürmek. I like playing basketball. Basketbol oynamayı severim. Yani şu anda B ve C şıkkı doğru yok. B şıkkı sadece doğru olabiliyor. and reading a book ve A şıkkı da şu anda doğru olabiliyor. A ve B şıkları arasındayız. But I dislike cooking. Ama yemek yapmayı sevmem. Şimdi B şıkkı çıktı. Elizabeth'i okumadan önce B şıkkı çıktı. Bakın Elizabeth'de de B şıkkı bununla ilgili olacak. Diyor ki I like playing tennis and singing. Ben e, tenis oynamayı ve şarkı söylemeyi severim. But I don't like flying kite. Evet bakın uçurtma uçurmayı sevmiyor. My favorite activity is reading a book. Favori aktivitem kitap okumaktır. Dediğimiz gibi B şıkkı zaten Alexander'da çıktı. Çıkmıştı. 37. soruya bakalım. Read the speech bubble. Hello I'm Jane. I'm from England. I like a skipping rope. Doğru olanı seçin. skipping rope. ip atlamak. 38 numara. Choose the correct one. Doğru olanı seçin. Bir numara watching TV olacak. Yani A ve C şıkları elendi, B ve D kaldı. 2 numara playing tennis olacak. Bakın B şıkkı da elendi, sadece D şıkkı kaldı. 3 numara playing basketball, 4 numara riding a bike. Soru 39. Read the dialogue, diyaloğu okuyun. Do you like dancing? Repeat please. Tekrar et lütfen'den sonra yine de dans etmeyi sever misin gibi bir soru olacak. Do you like reading? I like dancing. Do you like dancing? I like reading. C şıkkı doğru olur. Çünkü tekrar etmesini istemiş. Kırkıncı soru. Dialog. yine okuyalım. What do you like doing? Ne yapmayı seversin? I like swinging. Sallanmayı severim. Hani salıncakla salın, sallanmayı severim. Doğru resim B şıkkıdır. 41. soru. Bir tane tabelamız var. Choose the correct answer. Doğru cevabı seçin diyor. Ali likes singing song. Ali şarkı söylemeyi sever. Yanlış. James doesn't like listening to music. James müzik dinlemeyi sevmez. Yanlış. Bu arada burada doğru cevabı seçiyoruz. C'de diyor ki James like riding a bike. James bisiklet sürmeyi sever. Yanlış. D'de diyoruz ki Clara doesn't like listening to music. Clara müzik dinlemeyi sevmez. Doğru. 42. soru. Resimlere bakın. Choose a wrong one. Yanlış olanı seçin. 1 numara. We love dancing. Dans etmeyi severiz. Doğru. 2 numara. We like watching TV. Televizyon izlemeyi sevmeyiz. Yanlış. Pardon. Televizyon izlemeyi severiz. Yanlış. Çünkü burada televizyon izlenmiyor ki. Yürüyüş yapıyorlar parkta veya doğada. 3'te diyor ki we like reading books. Kitap okumayı severiz. Doğru. 4'te diyor we like flying a kite. Uçurtma uçurtmayı severiz. Doğru. 2 numara yanlış. 2 numarayı B şıkkında vermiş. 43. soru. Do you like listening to music? Sonra yine demiş, do you like listening to music? Demek ki burada çocuk tekrar etmesini istemiş. Doğru olanı seçin. Say that again, please. Onu tekrar söyle lütfen. 44 numarada yine bir tane tabela var. Which one is correct? Doğru olanı seçiyoruz. Brad likes swimming. Brad yüzmeyi sever. But he dislikes skating ama kaykay yapmayı sevmez. E şıkkı cevabımız. Diğer şıklara da bakalım. Lily dislikes skipping rope and swimming. Lily diyor ki hem ip atlamayı hem de yüzmeyi sevmez. Yanlış. Claire likes skating. Hayır, skating'i sevmez and swimming. Claire dislikes skipping rope. Claire İp atlamayı sevmez. Bu da yanlış. E şıkkını zaten doğru cevap olarak seçmiştik arkadaşlar. 45. soruya geçelim. 45. soruda. Do the crossword puzzle find activities? Şimdi bu bulmacayı yapın diyor ve aktiviteleri bulun. Bu şekilde arkadaşlar dilerseniz videoyu durdurun, cevaplarınızı siz de önce kendiniz yapmaya çalışın. Sonra kıyaslamak için benim cevaplara bakın. 46 numarada match the speech bubbles with the pictures resimler ve konuşma balonlarını eşleştireceğiz. Hi, I am Brian. I like riding a bike. Merhaba ben Brian. Bisiklet sürmeyi severim. A, iki 2 numarayla eşleşiyor. 2'nin altında E yazıyoruz. B de diyor ki Hi, I Max. I like swinging in the park. Merhaba ben Max. Ben parkta sallanmayı severim. Yani parkta salıncakta sallanmayı severim. 3 numarayla eşleşiyor. 3'e B yazıyoruz. C de 1 ile Hello, I am Lina. Merhaba ben Lina. I love reading a book. Kitap okumayı severim. 1 numara C ile eşleşiyor arkadaşlar. 47. soruya bakalım. Cümleleri görsellerle eşleştirin. I like playing chess. Satranç oynamayı severim. bir numara D ile eşleşir. 2 numara I love dancing. Dans etmeyi severim. C ile eşleşir. 3 numara I love playing football. Futbol oynamayı severim. B ile eşleşir. 4 numara I like drawing pictures. Resim çizmeyi severim. E ile eşleşir. Peki like ve love arasındaki fark nedir? Like beğenmek, sevmek love çok sevmek arasındaki fark budur. 48 numarada diyor ki resimlere bakın ve bulmacayı çözün diyor. Free time activities boş zaman aktivitelerini bulun diyor. Bakın bir numarada running koşmak, iki numarada singing şarkı söylemek, 3 numarada swimming yüzmek, 4 numarada painting boyama yapmak veya resim boyamak, resim yapmak. 5 numarada da swinging, salıncakta sallanmak, sallanmak. Bunu da yaptık bu şekilde. 49 numarada cümleler ve görseller yine eşleşecek. I like learning English. İngilizce öğrenmeyi severim. C şıkkı. I like drawing. Resim çizmeyi severim. A e şık, şıkkı. I like planting trees. Ağaç dikmeyi severim. B şıkkı. I like playing chess satranç oynamayı severim D şıkkı. 50 numara diyor ki draw a picture according to the sentences cümlelere göre resim çizin. Birincisi I like singing a song. Burada şarkı söyleme ile ilgili bir resim çizin. I like swimming burada yüzmekle ilgili. I like a skipping rope ip atlamakla ilgili. I like playing tennis tenis oynamakla ilgili bir resim çizersiniz burada. Soru 51 unscramble the words and write them in the blanks kelimeleri bozuk halden çıkarın. Yani karışık halinden çıkarın, düzeltin, düzenleyin ve yazın. Bir numara running olacak, 2 numara dancing, 3 numara skating, 4 numara playing football ve 5 numara cooking, cooking yemek yapmak, yemek pişirmek arkadaşlar. 52 numarada burada bazı alfabelere bazı işaretler eşleştirmiş. Şimdi kodlamış, kodlama yapmış. Ona göre aşağıda işaretleri yazarak bizden kelimelerin bulmamızı istiyor o harfleri yerine koyarak. bir numara dancing oluyor, iki numara skating, 3 numara running, 4 numara singing, 5 numara da reading oluyor arkadaşlar. 53. soruya baktığımızda aktiviteler ve resimleri eşleştirmemiz gerekiyor. Flying a kite A uçurtma uçurmak 2 numarayla eşleşiyor. Yazıyoruz buraya. Playing with marbles misketlerle oynamak bir 5 numarayla eşleşiyor. Playing chess satranç oynamak 1 numarayla eşleşiyor. C. Drawing a picture resim çizmek 4 numarayla eşleşiyor. D. Swimming yüzmek 3 numarayla eşleşiyor. E. 54 numarada görsellere bak diyor. Ask and answer questions. Sorular sor ve cevap ver. Mesela bir numara için do you like watching TV? Televizyon izlemeyi sever misin? Çarpı işaret olduğu için no I don't. Hayır sevmem. Kısa cevap veriyoruz. İki numara satranç için tik var. Do you like playing chess? Satranç oynamayı sever misin? Yes I do. Üç numarada da, da tik var. Olumlu cevap vereceğiz. Do you like riding a scooter? Scooter binmeyi sever misin? Yes I do. Dört numarada çarpı var. Olumsuz cevap vereceğiz. Do you like playing tennis? No I don't. Ve 55. soruya geçelim arkadaşlar. Match and write the correct letter. Eşleştirin ve doğru harfi yazın. I like drawing pictures. Resim çizmeyi severim. 2 numara. I dislike watching TV. Neyi izleriz? Televizyonu arkadaşlar. 2 numaraya C. I love listening to. Neyi dinleriz? Music. D. 4 numara. I don't like playing. Ne mesela oynayabiliriz bu 5 kelime içinde? Badminton B. 5 numara I like flying. A kite. Uçurtma uçurmayı severim. 56. soru. Read the words in the boxes. Kelimeleri, kutulardaki kelimeleri okuyun. Tamam. Okuduk. Look at the pictures and make correct sentences. Fotoğraflara bakın ve doğru cümleler kurun. Arkadaşlar bu şekilde olacak. Bir numara. He dislikes. Bakın. Dislike's sonunda s var. Dikkat edin. Hani bunu seçeceğiz. Singing 2 numara olumlu. I like drawing. Like ve drawing'ı de seçtik. 3 numarada olumsuz. I dislike riding a bike. I var. Dislike riding a bike. Bu ikisi de seçildi. 4 numara. I like reading. I like reading. 57. soruya bakalım. Betty ve Jack için ice cream, dondurma, volleyball, volleyball apples, elmalar, oranges, portakallar, chocolate, çikolata için sevip sevmediğini soruyor. Gösteriyor ve şu şekilde yapacağız. Örnek vermiş dondurma için. Betty likes ice cream. Jack doesn't like ice cream. Arkadaşlar ben biraz sıkışık yazdım. Bakın 1, 2, 3, 4 numarayı siz şu şekilde yapacaksınız ya da durun bakayım ben bunu silince düzelteyim tamam. Bakın bir numarayı buraya yazacaksınız, iki numarayı buraya, üç numarayı buraya, dört numarayı da buraya yazacaksınız. Her cümle için hangisi neyi seviyor, hangisi neyi sevmiyor bunu görüyorsunuz. Kelimelerinde Türkçesini söyledim zaten neyin ne olduğunu artık bilmeniz gerekiyor diyor ki tik ve çarpılara bak sorulara cevap ver. Yani tik olduğunda olumlu, çarpı olduğunda olumsuz. Do you like riding a bike? Bisiklet sürmeyi sever misin? Yes, I do. Does she bak sever misin sorduğunda evet severim dedim. 2 numara Does she like playing table tennis? O kız masa tenisi oynamayı sever mi? No, she doesn't. Hayır, o kız sevmez. 3 numara Do you like playing badminton? Badminton oynamayı sever misin? Yes, I do. 4 numara. Does he like swimming? O erkek yüzmeyi sever mi? Olumlu. Yes he does. 59. soruya geçelim arkadaşlar. 59 numarada diyor ki bu diyalogları bu verilen 4 kelime say please pardon ve slowly ile tamamlayın. Do you like playing football? Repeat please olur. Tekrar et lütfen. Şimdi hepsinde sadece orta cümleyi okuyorum. Çünkü hepsinde tüm diyaloglarda birinci ve üçün, e, üçüncü cümle aynı tekrarlaşıyor, tekrar oluyor. O yüzden sadece orta. Repeat please can you say that again please? Repeat please. Arkadaşlar bir saniye gitti. Tamam, iyi oldu. Şu an 40 dakika olduğunu öğrendik. Repeat please. Tekrar et lütfen. Can you say that again please? Onu tekrar söyleyebilir misin? Lütfen. 3 numarada me. Pardon me. Pardon cümle başında geldiği için büyük harfle yazdık. Affedersiniz anlamında. 4 numarada da slowly please. Yavaş lütfen. Yine cümle başında geldiği için slowly please. Yavaş lütfen. Ee, büyük harfle yazdık. 60 numarada bu emojilere göre yes i do hani ya da not much pek değil ya da no i don't yazacağız. Yes i do evet yaparım ya da evet severim. Hani burada sevmekle hepsi ilgili olduğu için no i don't hayır sevmem veya hayır yapmam demek ve not much fazla değil anlamında. Do you like riding a bike? Yes i do bir numarada. Bisiklet sürmeyi sever misin? Evet severim. 2 numara Do you like drawing pictures? Resim çizmeyi sever misin? Not much yazacağız buraya. Siz yazın, ben yazmıyorum sadece söylüyorum. 3 numara Do you like doing puzzles? Yapboz yapmayı sever misin? Emojiye göre yes i do yazıyoruz. 4 numarada Do you like swinging? Sallanmayı sever misin? No i don't yazıyoruz emojiye göre. 5 numarada da Do you like cooking meals? öğün pişirmeyi, öğünler, yemekler pişirmeyi sever misin? Not much. Pek değil. 5 numaraya da bunu yazdık arkadaşlar. Sayfa 60'a soru 61'e geçiyoruz. Buraya kadar sarmadan izlediyseniz seviliyorsunuz. İyi ki varsınız canlar. Like atmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilsiniz. Abone olun arkadaşlar. Ve bu şekilde beni destekleyin. Haydi bakalım. Resimlere bak diyor. Her etkinlik altında bir veya iki isim yazmış. Tamam. What do they like doing? Bunlar ne yapmayı severler? Write the names in the blanks. Boşluklarda isimleri yazın. Bir numara diyor ki I like reading books. Kitap okumayı severim. Thomas. İki numara diyor ki We like watching television. Biz televizyon izlemeyi severiz. Jacob and Mandy video zaten uzun olacak. Daha uzun olmasın diye ben böyle kısaltma yazıyorum. Siz tamamını yazın. Jacob and Mandy. 3 numara. I like singing. Şarkı söylemeyi severim. Sarah. 4 numara. I like riding a bike. Bisiklet sürmeyi severim. Laura. 5 numara. I like skating. Eee... Kaykay yapmayı severim ya da paten yapmayı severim. Paul. Paul. Altı numara. We like playing chess. Biz satranç oynamayı severiz. Tim and Alex. T ve M yazıyorum. And Alex. T ve E yazdım. Hemen diğer soruya geçiyoruz arkadaşlar. Make correct sentences. Doğru cümleler yapın. Örneğin bir numarada I like football. İki numarada I like ice cream. Bakın ABC yazdım. Siz bu sırayla yazacaksınız. I like ice cream. Çünkü benim yazmam uzun, uzun sürer. Üç numara We like yellow cars. Bu sırayla yazacaksınız. Dört numara They like vegetables. Onlar sebzeleri severler veya 3 numarada biz sarı arabaları severiz. Ee, hani anlamlar daha önce söylenmediği zaman söylüyorum yenilik içerdiğinde. 5 numara he likes puzzles. Altmış soruya geçelim arkadaşlar. Color the crack Activities. Tekrar hatırlatıyorum. Videonun ortalarında bize katılanlar için söylüyorum. Tüm haberleri, hangi video yayınlanacak, ne bileyim hangi eylem aktivitelerimiz olacak, e, bedava dersler, canlı dersler, canlı yayınlar falan tüm haberlerimizi Instagram sayfamızdan veriyoruz. Veya bir grupta hani diyelim ki bir ders grubunda kontenjan açıldı. E, hani öğrenci alıyoruz falan. Hepsini Instagram'dan veriyoruz. O yüzden sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Color the correct activities. Doğru aktiviteleri boya. Bir numarada ne yapıyor? Singing. Şarkı söylüyor. Ben köşesini böyle yapıyorum. Siz boyarsınız. Boyarsınız istediğiniz renkle. İki numara. Cooking. Yemek yapmak bir numara şarkı söylemekti, iki numara yemek yapmak, 3 numara watching cartoons, 4 numara driving, 5 numara swinging, dikkat edin swimming yüzmekle karıştırmayın, altı numara listen to music, bunları boyarsınız canlar. 64. soruda bir tane paragraf var. Okuyun ve tabelayı doldurun diyor. Tabelayı sizin için doldurdum. Okuyorum. Metinde kelimelerin anlamını söyleyeceğim için tabelayı tekrar çevirmeyeceğim. O yüzden dikkatli dinleyin. Hello my name is Haruto. I'm 10 years old. Merhaba adım Haruto. 10 yaşındayım. I'm from Japan and I live in Osaka. Japonya'danım ve Osaka'da yaşarım. After school I like riding a bike and playing chess with my little brother. But I don't like playing basketball and tennis. Okuldan sonra bisiklet sürmeyi ve küçük kardeşimle şat satranç oynamayı severim. Ama basketbol oynamayı ve tenis oynamayı sevmem. I read a book and watch a movie at the weekends. Hafta sonları kitap okurum ve televizyon izlerim. I can play the guitar. Gitar çalabilirim. In my free time I like playing the guitar. Boş zamanında gitar çalmayı severim. Bu şekilde dolduruyoruz ismini, yaşını, uyruğunu, şehrini, hafta sonu aktivitelerini, sevdiklerini, sevmediklerini. Soru 65. Sally'nin sevdikleri ve sevmedikleri hakkında cümleler yazın diyor. Sally'nin boş zaman aktiviteleriyle ilgilidir. Hello my name is Sally. I'm 9. Merhaba ben Sally. 9 yaşındayım. I'm from Britain. Britanya'danım. I'm British. British'im. In my free time I like swimming, watching cartoons and riding a bike, but I don't like playing computer games, drawing and singing. Boş zamanlarımda yüzmeyi, çizgi film izlemeyi ve bisiklet binmeyi severim ama bilgisayar oyunları oynamayı, resim çizmeyi ve şarkı söylemeyi sevmem. Şimdi bu şekilde tik olan kısımlar bakın buradan bu şekilde bu taraf yani bunların bu taraf bunların arkadaşlar çizginin sol tarafı olumlular sağ tarafı olumsuzlar. 1 2 3 ben biraz bu şekilde yazdım. Siz kendi yerlerine yazarsınız arkadaşlar. Bunları kendi yerlerine yazarsınız. Hepsi de çevirdiğim yukarıda çevirdiğim cümlelerdir. O cümleleri şu an ayrı ayrı yazıyoruz. 66. soruda bakın çok ilginç bir mantığı var. I do çiçekle eşleşmiş. I like singing Üç tane yuvarlakla. Yes I do evet yaparım ya evet severim hani kalple. I don't e, üçgenle it's swimming dörtgenle eşleşmiş. Şimdi diyor ki draw the shapes on the name chart according the dialogues. Diyaloglara göre şekilleri e, isim çizelgesine yani bakın bu kısma Yazın. al göre. Örneği de yapmış. Teacher. Öğretmen diyor ki Sarah'a. Do you like a skipping rope? İp atlamayı sever misin? Yes, I do. I do'yu seçtik ya. Bakın I do yukarıda çiçekti ya. Ve bunu Sarah cevaplıyor ya. Burada Sarah'ın önüne çiçek yap yazıyoruz. İki numara öğretmen diyor ki. Do you like drawing pictures? Resim çizmeyi sever misin? Cevabımızda ya tamamen yes I do olmalı ya tamamen no I don't olmalı. Baktığımızda yes I do'yu yazabiliriz. Miranda cevaplıyor bunu yes I do. Yukarıda baktığımızda yes I do kalp olduğu için Miranda'nın önüne kalp çizdik. Diğer diyalogda what's your favorite activity? Favori aktiviten nedir? Cevap it is swimming olabilir. It is swimming. Bunu kim yanıtlıyor? Yani mantık olarak bakın diğer cevaplar oturmaz buraya. O yüzden it is swimming. Bunu Carter cevaplıyor. It is swimming. Dörtgen Carter'a dörtgen yap, yapıyoruz. Öğretmen diyor ki do you like watching cartoons? Çizgi film izlemeyi sever misin? No var. Sadece I don't kalır. I don't'u her yazıyoruz. I don't'a yukarıdan bakıyoruz. Üçgen olduğu için her üçgen çiziyoruz bir tane. Kaldı Lili. I like reading a book. Ben kitap okumayı severim. What about you? Ya sen? Lili diyor ki I like singing. Ben şarkı söylemeyi severim. Yani sadece o oturabilir. I like singing. Şimdi bunu Lili dediği için ve bunun işareti üç tane yuvarlak olduğu için bunu da Lili'ye yazıyoruz. Yani demek ki bu çizelge böyle olacak. İlginç bir soruydu. Güzel bir soruydu da bence. 67 numara cümleleri okuyun doğru olanı çizin. I like flying kites. Uçurtma uçurtmayı severim. I dislike tennis var. Playing tenis olur. Drawing tenis çizmek olmaz. Tenis oynamak olur. My hobby is planting trees. Ağaç dikmek olur. At dikmek olmaz. I don't like riding a bike bisiklet sürmeyi sevmem. Reading a bike kimse bisikleti okumaz. 5 numara I love skipping rope. Ip atlamayı severim, çok severim. Altı numara I like playing chess. Satranç oynamayı severim. Yüzmek oynamayı değil. 68. soruya geçelim. Guess and write the students' favorite activities according to the clues. İpuçlarına göre tahmin et ve yaz öğrencinin favori aktivitelerini diyor. Baş harflerini vermiş. Anlama göre, hani baş harflere göre yazdık. Şu şekilde oldu. These are my racket and ball. Bunlar benim top ve raketim. Yani top ve raket dediğinde zaten hangi oyunlar olur? Aşağı yukarı belli oluyor. İşte buradan çözüyoruz. My favorite activity is playing tennis. Favori aktivitem tenis oynamak. Leo diyor ki I don't like watching TV but I like drawing pictures with my brush and crayons. Televizyon izlemeyi sevmem ama resim çizmeyi fırçam ve renkli kalemlerimle severim. Sophie diyor ki my favorite cartoon character is Spider-Man. Favori çizgi film karakterim Örümcek Adam'dır. I like watching cartoons. Çizgi film izlemeyi severim. Erik diyor ki my favorite book is Little Prince. Favori kitabım Küçük Prenses. Küçük Prens pardon. I like reading books. Kitaplar okumayı severim. Robin de diyor ki this is my guitar. Bu benim gitarım. I like playing the guitar. Gitar çalmayı severim. 69 numarada. Bir tane metin var. Metni okuyun. Evet, hayır cevapları verin. Hi everybody. Merhaba herkes. I'm Sophie from Russia. Ben Sophie'yim Rusya'dan. I have a superhero in my dreams. Hayallerimde bir süper kahramanım var. She has a magic dress. Onun sihirli bir elbisesi var. She is my best friend. O benim en iyi arkadaşım. She can fly. O uçabilir. I want to go to the USA with her. Onunla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek isterim. We can meet friends from the east to the west. Doğudan batıya arkadaşlarımızı görebiliriz. My superhero likes helping people. Süper kahramanım insanlara yardım etmeyi sever. Evet hayır soruları. Is Sophie from Italy? Sophie İtalya'dan mı? Hayır. Can Sophie's superhero fly? Sophie'nin süper kahramanı uçabilir mi? Yes. Does Sophie want to go to the USA? Sophie Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek ister. Yes. Does her superhero like helping people? İnsanlara yardım etmeyi sever mi onun süper kahramanı? Yes. Şimdi siz kendi süper kahramanınızı üretin diyor. Hayalinizdekini yazın. Hi everybody. I am burada kendi ismini yazacaksın güzel arkadaşım. From Hangi ülkeden olduğunu genelde Türkiye'densin ya da şehrini de yazabilirsin. From Turkey Adana, From Turkey İstanbul, From Turkey Ankara, From Turkey İzmir, From Turkey Antalya, From Turkey Bursa, Trabzon. Böyle yazabilirsin. tüm şehirlerdeki izleyicilerime de buradan selamlar olsun. Hepinizi çok seviyorum. I have a superhero in my dreams. Hayallerimde bir süper kahramanım var. Süper kahramanınız erkekse hepsi için he'yi kullanacaksınız. Kadınsa hepsi için she'yi kullanacaksınız. Buna da dikkat edin canlar. She, he, she has a magic power. Onun sihirli bir gücü var ben dedim. Siz farklı kelimeler kullanabilirsiniz. Ben örnek olsun diye yazdım. Mesela she diyelim. She has a magic power. Onun sihirli bir gücü var. She is my best friend. O benim en iyi arkadaşım. She can fly. O uçabilir. I want to go to the space with her. Onunla uzaya çıkmak isterim. We can meet friends from the east to the west. Doğu'dan batıya arkadaşlarımızı görebiliriz. She likes flying but she dislikes walking. Uçmayı sever ama Yürümeyi sevmez. Full yerine başka şeyler de yazabilirsiniz dediğim gibi. Bu sizin hayaliniz, sizin hayal ürününüz. siz yazacaksınız. Soru 70'te görsellere bakacağız. Cümleleri Gabriella ile ilgili cümleleri tamamlayacağız arkadaşlar. I like bakın kenarda diyor ki I'm Gab Gabriella ben Gabriella. I like playing de gitar olacak bir numara. I like Playing the guitar. 2 numara. I can. Ne yapabilirim? Uçurtma uçurabilirim. Fly a kite. Noktalar var. Sonunda cümlelerin. O yüzden ben koymuyorum. I can't. 3 numarada uçmak var. Uçamam diyor. I can't fly. Uçamam. 4 numaraya bakalım. I don't like. Neyi sevmem? I don't like Aa yanlış yazdım ben. Yukarıda yazacaktım. Bunları aşağıda yazdım. Olsun yazalım. I don't like e, doing puzzles. Tamam. Bakın ben nasıl bir yanlış yaptım biliyor musunuz? Ben buradakileri buraya yazacağız sandım. Halbuki buraya yazacaktık. Şimdi ben yazdığım 1, 2, 3 ve 4 numarayı siz hepsini buraya yazın. Benim aşağıda yazdığımı. Sonra bir kısmında diyor ki şimdi sizin sıranız burada kendi ismini yazacaksın. Canım arkadaşım. Ve bu 4 boşlukta 1 numarada neyi sevdiğini, 2 numarada neyi yapabildiğini, 3 numarada neyi yapamadığını, 4 numarada neyi sevmediğini yazacaksın. Kendinle ilgili... Ben yukarıdaki cevapları buraya yazdım yanlışlıkla. Siz onu düzeltin ve bir kısmında da kendinizle ilgili yazın. 71. soruya bakıyoruz. 70'i yaptık. Görsellere bak diyor. Match the questions with the pictures. Soruları resimlerle eşleştir. Hay hay. Do you like watching TV? Televizyon izlemeyi sever misin? C. Do you like skipping rope? D. Do you like skating? F. Do you like listening to music? Şimdi mesela şu an izleyen videoyu izleyen bu noktadan izleyen, yani düşünebilir öğretmen niye çevirmiyor? Çünkü daha önce çevirmişim Videoyu baştan sarmadan izleyeceksin öğrenmek istiyorsan. Do you like listening to music? E. Do you like swimming? Yüzme. B. Do you like dancing? A. Bunun cevapları C D F eBA gibi olacak. 72 numara diyor ki match the sentences with the correct words. Cümleleri doğru kelimelerle eşleştirin. I like playing tennis. I don't like skipping rope. I dislike riding Böyle yapmak yerine kelimeleri yazmıyorum. Neden? Çünkü bunları yazmak daha kolay kelime daha çok zaman harcıyor. Siz ne yapacaksınız? Önce burada kelime yazın. Kelime yazın. Bunu da yazıyorum. Yazın oldu. Yazın. Kelime yazın arkadaşlar. Yani öbür gün sınıfta İngilizce kralı böyle yaptı, ben de böyle yaptım demeyin. Siz kelime yazın. Ben uzun sürmesin diye böyle yapıyorum. I dislike riding a bike. I like drawing a picture burada balık. I dislike listening to music. I like watching TV. I don't like doing puzzles. I like reading a book. Bu şekilde bunları da yazdık. 73. soruya baktığımızda metni okuyun diyor ve soruları cevap verin. My friend Dorothy, arkadaşım Dorothy. My name is Sabrina, adım Sabrina. I have a friend, bir arkadaşım var. Her name is Dorothy. Onun adı Dorothy. She lives in England. O İngiltere'de yaşar. She is English. O İngilizdir. She is 10 years old. Onun 10 yaşı var. These are her books. Bunlar onun kitapları. I like reading her books in my free time. Onun kitaplarını boş zamanlarımda okumayı severim. Valla iyi arkadaşmış. Çünkü ben mesela ki şahsen kitap vermem kimseye. Bir numara. What is the name of, this, of Sabrina's friend? Sabrina'nın arkadaşının adı nedir? Dorothy. Ya da her name is Dorothy yazabilirsiniz. Size kalmış. Where is Dorothy from? England. Ya da she is from England yazabilirsiniz. Whose books are these? Kimin kitapları bunlar? These are Dorothy's book. Ya da sadece Dorothy's yazın. Dorothy's. Ya da these are Dorothy's books. Dört numara. What does Sabrina like doing in her free time? Sabrina boş zamanlarında ne yapmayı sever? She likes reading Dorothy's. Books in her free time. Neden Dorothy's books dedik de her books demedik? Çünkü her books desek o hani sanki kendi kitaplarını burada okumayı boş zamanında sever. Onunla karışır. Her dediğimiz onun anlamında. Onun dediğimizde o kızın. Hani ben, sanki kendisiyle ilgili bahsediyoruz. Halbuki arkadaşının kitaplarını okumayı sever. Soru 70. Heh, 74 aşağıda. Şimdi çizelgeye bakın diyor. Write the correct names. Doğru isimleri yazın. Bir numara I like dancing but I don't like drawing pictures. Daisy olacak. İki numara I don't like singing but I like playing chess. Parker olacak. 3 numara I like swimming but I like swimming but I don't like playing tennis. Barbara olacak. 4 numarada da I don't like running but I like riding a bike. Brandon olacak. 75. soruya bakıyoruz. Yine görsellere bakın diyor. Tamam, baktık. Luna ve Chloe için metni okuyun diyor. Metni okuyacağız. Ondan sonra bazı yanlışlar var yukarıda metinde bazı yanlışlar var. Yukarıdaki görselle, görsellere göre onları düzelteceğiz. Önce metni okuyalım. Luna and Chloe are good friends. Luna ve Chloe iyi arkadaşlar. But their favorite activities are different. Ama favori aktiviteleri farklıdır. Luna likes playing tennis and painting. Luna tenis oynamayı ve resim boyamayı sever. She dislikes skating and riding a horse. O kaykay yapmayı ve ata binmeyi sevmez. Chloe likes swimming and cooking. Chloe yüzme ve yemek yapmayı sever. She dislikes playing basketball and skipping rope. O basketbol oynamayı ve at i, i, ip atlamayı sevmez. Şimdi yanlışları metinde şöyle düzelteceğiz arkadaşlar. Bakın yanlışların üzerine çizdim yanında doğrusunu yazdım. Bu şekilde düzeltmeniz gerekiyor. Bakın cevap bu. Geçelim soru 76'ya. Boşlukları doldurun diyor burada. Bakın metni okumadan bile sorry can you nokta nokta please say that again please olacak. Bu bir numara bir numaraya bunu yazacağız. İki numarada slowly please iki numara bu olacak 3 numara pardon gelmesi gerekiyor. Pardon, me var çünkü orada me var 3 bu. Really that's good. Gerçekten mi bu iyi? That's good da 4 numaraya gelecek. Şimdi metne bakalım. Do you like drawing pictures? Resim çizmeyi sever misin? No, I don't, but I like painting with my crayons. Um Am sevmem ama renkli bu kalemlerimle resim yapmayı severim. Şey, boyamayı yapmayı severim. Sorry, can you say that again? Pardon, hani tekrar söyleyebilir misin onu? ya da affedersin, tekrar söyleyebilir misin onu? Diyor ki I like painting with my crayons. What about you? Hani tekrar ettikten sonra diyor ya sen I like drawing pictures and painting. Resim çizmeyi ve boyamayı severim. What's your favorite activity? Favori aktiviten nedir? 2 numara diyor slowly please, yavaş söyle lütfen. Jayden tekrar ediyor favori aktiviten nedir? Laura diyor ki my favorite activity is playing the piano. Piyano çalmaktır. Can you play the piano? Piyano çalabilir misin? 3 numarada diyor pardon mi affedersin. Kız tekrar ediyor. Can you play the piano? Piyano çalabilir misin? Jayden diyor ki no I can't, hayır çalamam. I can play the guitar, gitar çalabilirim. Kız da diyor ki gerçekten mi? Really? Gerçekten mi? That's good. İyidir. İyiymiş. Bu şekilde bunu da yaptık. 77. soruya geldiğimizde Leyla ve Maya ile ilgili metinler var. Sevdikleri şeyleri, sevmedikleri şeyleri paragraflarda yazmış. Bakalım Leyla diyor ki I love playing chess with my little brother on Sundays pazarları küçük kardeşimle satranç oynamayı severim. I like riding a scooter and swimming. Scooter'a binmeyi ve yüzmeyi severim. I don't like singing and skipping rope. Şarkı söylemeyi, ip atlamayı sevmem. Every weekend I go to the tennis court. Her hafta sonu tenis sahasına giderim. Playing tennis is my hobby. Tenis oynamak hobimdir. Maya diyor ki, at the weekends I like cooking with my mom. Hafta sonları annemle yemek pişirmeyi severim. My sister and I like singing songs and dancing. Kız kardeşim ve ben ya da ablam ve ben e, şarkı söylemeyi ve dans etmeyi severiz. I love riding a bike but I dislike riding a scooter. Bisiklet sürmeyi severim ama scootera binmeyi sevmem. I like playing tennis. Tenis oynamayı severim but I don't like swimming. Ama yüzmeyi sevmem. Ona göre bu şekilde tik ve çarpacağız arkadaşlar. Cevapları görüyorsunuz. Umarım tikleri çarpıları atarken yanlış yazma yapmamışım. Ama gördüğünüz ki attığım tik ve çarpılar anlamını Türkçesini söylediğim cümlelerden farklıysa Türkçe söylediğim cümleler daha doğrudur. Çünkü onlardan yani onları direkt kelime kelime bakarak şu anda sizler için okuyup çevirdim. Şimdi read the speech bubbles konuşma balonlarını oku boşluklara koyacağız. Diyaloğu tamamlamak için. Nokta nokta elif diyor. Elif de diyor ki nokta nokta and swinging ve sallanmak. O yüzden what's your favorite activity bunu bir numarada diyebiliriz. Siz yazın ben sayı koyuyorum. Elif favori aktiviten nedir? Elif de diyor ki I love drawing pictures and swinging. Resim çizmeyi ve sallanmayı severim. 2'yi de buna yazdık. Siz bunu 2 de yazın. 3 numarada Louis diyor ki bir şey diyor. Sonra Elif söylediğini tekrar ediyor. Bakın I love drawing pictures and swinging. Aynı şeyi tekrar ediyor. Yani Louis tekrarlamasını söylemiş. istemiş. 3 da bunu yazacağız. Say that again please. Onu tekrar söyle lütfen. Devamında I don't like drawing pictures. O istiyor ki ben resim çizmeyi sevmem. Elif soruyor. Do you like swinging? Sallanmayı sever misin? Yes I like it. Evet onu severim. O yüzden bu da dört numara. Bunu da bu şekilde tamamladık. 79. soruya bakalım arkadaşlar. Soru 79'da diyor ki. Read the words on the wagons. E, vagonlardaki kelimeleri okuyun. Read the words on the wagons. Choose a correct wagon and draw it to complete the train. Doğru vagonu seçin ve onu treni tamamlamak için çizin. There are two extra wagons. İki tane fazladan vagon var. I dislike rope skipping olur. Siz vagonu çizerseniz benim çizimim iyi değil direkt yazıyorum. I like reading books olur. Driving car, I like olur. Yukarıdakilerden bunu seçeriz. I like drawing pictures olur. Drawing pictures, resim çizmeyi severim. Drawing, iki tane fazladan kaldı bakın. Bir bu, bir de bu. Bu fazladan kaldı. 80 numarada read the dialogues and complete them with the correct questions. Diyalogları okuyun ve doğru sorularla onları tamamlayın. Yani biz farklı diyalog, mesela birinci diyalogla cevap var ona göre yazıyoruz. No, I don't like playing with marbles. Diyor ki hayır, misketle oynamayı sevmem. Bunun neyin cevabını verebiliriz? Soru şu olursa misketle oynamayı sever misin? Yani do you like playing with marbles? İkinci konuşmada Charlotte bakın birinci ve üçüncü cümlesinde aynı şeyi tekrar ediyor. Yıldız koydum bunlara aynı olduğu için karşıdaki kişi... Ne sormuş? Pardon mi? Yani soru işareti var. O yüzden pardon mi? Bunu seçtik. Affedersiniz. Üçüncü konuşmada Alan cevap vermiş. My favorite activity is swimming. Favori aktiviten yüzmedir. Sorusu ne olabilir? Senin favori aktiviten nedir? What is your favorite activity? Dördüncü konuşmada I like reading comics diyor. çizgi roman okumayı severim. Bu arada ben daha önce çizgi, bu videoda emin değilim. Çizgi romanı yanlışlıkla çizgi film demiş olabilirim. Eğer öyle demişsem özür dilerim düzeltin. Çizgi roman comics. Diyor ki çizgi roman okumayı severim. Soru da şöyle. I like playing chess. Ben satranç oynamayı severim. What about you? Sen neyi seversin? Ya sen? What about you? Ya sen demek. Ya sen? Bu da diyor ki ben çizgi roman okumayı severim. Soru 81'e bakalım. Read the text and look at the pictures. Metne bak ve metne oku ve resimlere bak. Şimdi bu resimlerin yerine 5 tane kelime var. Bu 5 tane kelimeyi buraya yazdım. Bunları yazacağız. Hello I'm Emma. I'm 11 years old. Merhaba ben Emma. 11 yaşındayım. I love weekends. Hafta sonları severim. I like swinging at the park. Parkta sallanmayı severim. I love escaping rope and flying a kite. Ee, ip atlamayı ve uçurtma uçurmayı severim. On sunny days, güneşli günlerde. Halbuki uçurtma için bizim rüzgara genelde bulut ve rüzgara ihtiyacımız var. Nasıl güneşli günde uçurtma uçuruyor onu da bilmem. I like uh, playing tennis with my friends. Arkadaşlarımla tenis oynamayı severim. At home I like playing chess with my brother on Saturdays. Evde Cumartesileri kardeşimle satranç oynamayı severim. Erkek kardeşimle bu arada. Put the speech bubbles into the correct order. Doğru sıralamaya dizin. Sarı bulutları pembe bulutların önünde cevap olarak koyacağız. Do you like swimming? Ee, burada bir şey demiş ki bu çocuk tekrar sormuş. Do you like swimming? Yani birincisi repeat please olacak. Buraya gelecek. Repeat please. Tekrar et lütfen. Kız tekrarlamış. Do you like swimming? No I don't. Demiş. 2 numarada. Buraya gelecek. 2 numara. Ve son olarak çocuk demiş ki What do you like doing? Ne yapmayı seversin? Kız da demiş ki I like playing chess. Satranç oynamayı severim. 3 numarada buraya gelir. Mantık olarak bu şekilde. 83. soruda yap bozu yapın diyor ve soru ve cevabı bulun. Yap bozu bulduğumuzda arkadaşlar bu şekilde olacak. What do you like doing? Ne yapmayı seversin? I like playing tennis. Tenis oynamayı severim. İçindeki soru cevap da bu şekilde çıkıyor. 84. soruda görsellere bakın ve adlarını cümleleri tamamlamak için yazın diyor My name is nokta nokta I like driving Driving seviyorsa Steve ı. adım Steve araba sürmeyi severim 2 numara listening to music diyorsa Thomas My name is Thomas 3 numara drawing pictures diyorsa Clark 4 numara cooking diyorsa Patricia. 5 numara riding a bike diyorsa Kelly. Bu şekilde tamamlarız. 85. soruya bakıyoruz. Diyor ki gizli soruyu hidden gizli demek. Gizli soruyu bulun ve cevaplayın. Puzzle'daki şöyle olacak arkadaşlar. Do you like playing tennis. Yes, I do. Harf harf yazarsınız bu şekilde. Bakın do you devamını siz yazarsınız. Ben söyledim. Bakın renkle de belirttim. Do you like Do you like playing tennis? Yes, I do. Mesela bakın yes I do. Buraya gelecek bu şekilde siz doldurun kendiniz. 86. soruda sorular ve cevapları eşleştiriyoruz. Does your sister like playing chess? Kız kardeşin ya da ablan satranç sever mi? Kız kardeşin, ablan, yani o kız, she. Cevapta she olması gerekiyor. Ve yes she like, e, yes she likes, yes she does. Evet. B birinin cevabı B. Yes she does. Evet sever. What do you like doing? Ne yapmayı seversin? Cevap I ile olacak. I like dancing. A Do you like singing songs? Şarkı söylemeyi sever misin? No, I don't like singing songs. E olur bu da. Do you like swimming? Yüzmeyi sever misin? No, I don't. Bu da D olur. Does your brother erkek kardeşin ya da abin yani o erkek yani he. Cevapta he olması gerekiyor. Like watching cartoons. Çizgi film izlemeyi sever mi? C, yes. He likes watching cartoons. A B C D E bakın hepsi burada. 87. soruya bakalım. Kelimeleri bulun puzzle'daki kelimeleri doing mesela puzzles, skipping rope. Bulduğunuz kelimeyi buralara yazacaksınız arkadaşlar. Atıyorum watching cartoons. Bakın skipping rope olacak. Burada e, bulmacanın içinde bulunan kelime. reading books mesela. Buksu bulduk. Ondan sonra doing puzzles. Drawing pictures. Bu kelimeyi, kelimeleri uygun yere yazıyoruz. Riding bike. A bike ya da bike. Hani bu şekilde a bike biz doğrusunu yazalım. Playing Playing chess. Watching cartoons. Singing. Singing song. Peki, 87 B kısmında you write your likes and dislikes. Sevdiklerinizi ve sevmediklerinizi yazın. Örneğin, I like doing puzzles seviyorsanız eğer ya da sevmiyorsanız I don't like ya da I dislike doing puzzle. Bunlar tamamen size kalmış. Yani ya I like ile yazacaksınız ya da I dislike ile yazacaksınız. Hangisini seviyorsanız I like ile yazın. Hangisini sevmiyorsanız I dislike ile yazın. Bu e, 8 tane eylemden 8'inde cümle halinde yazmanız gerekiyor. 88. numara diyor ki read and draw tick or cross. Okuyun ve tik ya da çarpı atın. I like swimming yüzmeyi severim. Tick attık and painting ve boyamayı tick attık. But I don't like riding a bike and dislike cooking. Diyor ki ama bisiklet sürmeyi ve yemek yapmayı sevmem. Onları da çarpı attık. 89. soruda diyor ki eşleştirin cümleler ve görselleri bir numara. I like singing olacak. C ile eşleşir. 2 numara. I like reading a book. E ile eşleşir. 3 numara. I like running. B ile eşleşir. 4 numara. I like riding a bike. E ile eşleşir. 5 numarada. I like painting. D ile eşleşir. Bu şekilde eşleşmeyi de yaptık. 90. soru. Put the words into the correct order and make sentences. Kelimeleri doğru sıraya dizip cümle kurun. Riding my horse, I like. I like riding my horse. I like riding my horse. Atımı binmeyi severim. Siz yazın. Ben kolay olsun. Yani ben benim için kolay ve kısa zaman olsun diye böyle yaptım. Learning Turkish do you li do like you? Sor işareti. Do you, you ya yazacaktım like yazdım. Do you like learning Turkish? Do you like learning Turkish? Türkçe öğrenmeyi sever misin? Üçüncü soru olumlu cümledir. Likes playing she basketball. She likes playing basketball. Ve son cümle doesn't like football my mother watching. My mother bir numara yazdığım kelimeler hepsinde büyük harfle yazılacak baş harfleri dikkat edin. My mother doesn't like watching futbol. Annem futbol oynamayı sevmez diyor. Canlarım Bizi sevenler, unutanlar için söylüyorum. Hala beğenmemişseniz videoyu beğenin. Sevmeyenler zaten beğenmeyecek. Onu biliyorum. Onlara değil bu lafım. Onlar beni zaten sevmez de beğenmez de sadece izler, yararlanır. Ama nankörler bazıları. Bir tane beğen tuşuna bile basmayı çok görürler. ama bu lafım beni sevenler için. Sizler hala seviyorsanız beni ama hala unutmuşsanız like atmayı Videoyu beğenmeyi unutmayın canlarım. 91. soruya geçelim. Görsellere bakın diyor. Complete the crossword puzzle with the activities. Ve aktivitelerle bu şeyi tamamlayın. Yap bozu. Bu şekilde olacak arkadaşlar. 1 numara. Dancing 2 numara. Swing, swinging 3 numara. Reading 4 numara. Running 5 numara. Cooking 6 numara. Skating. Bakın. Bu şekilde olacak. Her aktiviteyi yerine yazdığımızda bu şekilde oluyor. Yine gerekiyorsa videoyu durdurun. Ee, benim yazdıklarımı siz de yazın. Ve sonrasına devam edin. Sayfa 243'e geçiyoruz. 92. soruda aktiviteleri bulun diyor. Biz bulduk. Bu şekilde sizler için kırmızıyla belirle, belirttim. Skating, Singing, Dancing, Drawing. I like diyor. Hepsini seviyor bunların. Sonra 93. soruda da eşleştirin diyor. Aktivitelerle görselleri. Swimming bir numara C ile eşleşir. C yazdık. İkinci cümle, iki, ikinci kelime grubu playing basketball, basketbol oynamak D ile eşleşir, eşleştirdik. Riding a bike, bisiklet sürmek I e ile eşleşir. Flying a kite, B ile eşleşir. Playing chess, A ile eşleşir. A, B, C, D, Hepsi yapıldı. 94. soruya bakıyoruz. Yes I do, no I don't yazın diyor. Do you like playing football? Futbol oynamayı sever misin? Olumsuz. No, I don't. Hayır, sevmem. Do you like reading a book? Kitap okumayı sever misin? Olumlu. Yes, I do. Evet, severim. Do you like riding a bike? Bisiklet sürmeyi sever misin? Yes, I do. Evet, severim. Sonuncusu. Do you like playing chess? Satranç oynamayı sever misin? Olumsuz. Hayır, sevmem. No, I don't. 95 numaraya bakalım. Put the answers in the correct place to complete the dialogue. Diyaloğu tamamlamak için cevapları doğru yerlere koyunuz. Tina, do you like swimming? Tina, Yüzmeyi sever misin? Tina bir numarada bir şey diyor ki Ahmet tekrar ediyor. Do you like swimming? Yüzmeyi sever misin? Yani tekrarlamasını istemiş. Bir numaraya bunu koyacağız. Siz yazın. Benimki bir numara koymayın. Sadece yazın. Sonra Tina cevap veriyor. Ne cevap verebilir? No I don't. I like playing football. I like singing. No I don't olabilir. İki numarayı da buraya yazıyoruz. Hayır sevmem. Yüzmeyi sever misin? Hayır sevmem. What do you like doing? Ne yapmayı seversin? Tina cevaplıyor. I like playing football. Futbol oynamayı severim. What about you? Ya sen? Ahmet de diyor ki singing. Oh pardon, pardon. I, Tina diyor ki I like singing. Şarkı söylemeyi severim. Üç numaraya bunu yazalım. I like singing. Şarkı söylemeyi severim. Arkadaşlar insan biraz yoruluyor insanlık hali deminden beri. Saat kaçla başladım bakın ee, bu videoya. Hala saat kaç devam ediyorum ve ne kadar da devam edecek daha belli değil. Yoruluyor insan. Evet I like singing diyor ben şarkı söylemeyi severim. What about you? Ya sen? Ahmet diyor ki singing is not my favorite activity. Şarkı söylemek favori aktivitem değil. I like playing football ben futbol oynamayı severim. Ve burada da 4 numara yazıyoruz. 96. Soruya geçelim. What do you like doing? Ne yapmayı seversen? Complete sentences using I like, I don't like. Şimdi bunları siz kendinize göre, bunların Türkçe'sini biliyorsunuz. Hemen hemen hepsini defalarca söyledim. İşte hangisini seviyorsanız I like, hangisini sevmiyorsanız I don't like yazarak doldurmanız gerekiyor. Bakayım yine de yeni bir şey var mı ee, anlam olarak Türkçe'sini bilmediğiniz. Hayır, hiçbir şey yok. Hepsini defalarca söyledim. 97 numarada aktiviteler görüyoruz, insanlar görüyoruz. Hangisini sevdiğini, hangisini sevmediğini tikler ve çarpılardan anlıyoruz. Soru cevaplar bu şekilde olacak. Jack, do you like playing chess? Yes, I do. Sue, do you like flying a kite? Yes, I do. Tom, do you like drawing pictures? No, I don't. Cindy, do you like riding a scooter? Yes, I do. Mesela kontrol etmek isterseniz de Jack satranç oynamayı bakın seviyor. Su uçurtma uçurmayı bakın seviyor. Yes I do dedik. Tam resim çizmeyi sevmiyor. No I don't dedik. Cindy de scooter sürmeyi seviyor. Böyle de kontrol edebilirsiniz. 98. soru. Sayfa 246'da. Diyalog okuyun. Doğru mu yanlış mı cevaplayın. Diyalog şöyle. Hi Ayşe, do you like skipping rope? No, I don't Emily. Hayır, sevmem Emily diyor ipatlamayı. I like swimming. Yüzmeyi severim. And you? Ya yes, sen? I like skipping rope and drawing pictures. Ben ip atlamayı ve resim çizmeyi severim. Diyor ki Emily bir numarada diyor ki Emily e İp atlamayı sever. Doğru. İki de diyor Ayşe yüzmeyi sevmez. Hayır yanlış. 3 numarada diyor ki Emily resim çizmeyi sevmez. Bu da yanlış. Severim diyor. 4 numarada diyor ki Ayşe ip atlamayı sevmez. Evet doğru ip atlamayı sevmiyor. 99 numarada. Aktivitelerin isimlerini bulun ve yazın diyor. Bakın swim, ride, read, watch. Bir numaraya watch yazacağız. İki numaraya swim. Üç numaraya ride. Dört numaraya read. Bu ikisini güzel aklınıza tutun. Ha. Ride, sürmek, bisiklet sürmek, read, okumak, kitap okumak gibi. Yüzüncü soruya bakalım arkadaşlar. Görsellere bakın ve doğru şıkkı seçin diyor. 1 numara e Şıkkı, Riding a Scooter. 2 numara Planting Trees. 3 numara Reading Comics. Yani e, çizgi roman okumak. Evet dikkat ediyorum çizgi roman, çizgi film demeyeyim bir anlaşıklıkla 4 numarada Masa Tenisi Oynamak, Playing Table Tennis. 5 numarada Swimming. 6 numarada Watching Cartoons. 7 numarada playing chess, 8 numarada riding a bike. 101 numarada da diyor ki kayıp harfleri bul ve yaz. Yazdığımızda bu şekilde oluyor. Flying a kite, watching cartoons, swimming, playing table tennis, playing chess, riding a bike, learning English. Bu şekilde oluyor 101 numara. 102 numaraya geldiğimizde Look at the pictures, görsellere bak. Tamam, 8 tane görsel var. Write the names of activities. Aktivitelerin adını yaz. Bakın, aktiviteler burada adları verilmiş. 8 tane de yukarıda görsel var. 1 numara hangisiyse o, 2 numara hangisiyse o, onları da buraya yazacağız arkadaşlar. Şimdi size göstereyim hemen. 1 numarayı kendisi yapmış. Playing chess. Bakın ben mesela buraya bir koydum ama siz burayı yazacaksınız. İkinci aktivite uçurtma uçurma flying a kite. Üçüncü aktivite yüzme swimming. Dördüncü aktivite basketbol oynamak playing basketball. Beşinci aktivite e, bisiklet sürmek riding a bike. Altıncı aktivite ağaç dikmek planting trees. Yedinci aktivite eee misket oynamak playing with marbles ve 8. aktivite drawing pictures resim çizmek 6 7 8 peş peş oldu hani e, sanki şey gibi ama diğerleri farklı siz bu saydığım sıra, yazdığım sırayla işte bunları bu kısma yazacaksınız belirlenen sıra, numaralarda 103 numarada diyor ki doğruyu bul ve yuvarlak için al Fatih likes Üçüncü tekil şahısta, üçüncü tekil şahıs dediğimiz o veya o ile eşdeğer. İşte Fatih ile ilgili konuşuyorsak o demektir. Fatih likes swimming. Üçüncü tekil şahısta e, geniş zamandaki fiillerin sonuna s gelir. Bunu ilerideki sınıflarda da okuyacaksınız. Geniş zaman dediğimiz örneğin like, likes olur. Fatih likes swinging sallanmayı sever. 2 numara we don't like skating. 3 numara Zeliha doesn't like. Yine üçüncü tekil şahıs he, she, it bunlar için veya bunlarla eşdeğer atıyorum Zeliha dediğimiz she ile eşdeğerdir. Bunlar için de doesn't'la olumsuz yaparız. Bunu dikkat edin. Diğerlerini don't'la olumsuz yaparız geniş zamanda bu hişi it ve onlarla eşdeğeri örneğin zeliha ahmet falan bunları doesn't'la yaparız. My sister and I kız kardeşim ve ben yani biz dislike iki kişi olduk artık biz dislike burada sadece kız kardeşim size yanıltmasan iki kişi ile beraber söylüyoruz kız kardeşim ve ben yani biz dislike watching tv Metin. Metin var burada 5 numarada. Metin erkek o. He ile eşdeğer. Ve bunları soru yaptığımızda does. He, she, it'i does soru yaparız. Does Metin like playing chess? Diğerlerini do yaparız. Ben, sen, biz, siz, onlar. Ama o dediğimiz he, she, it veya onunla eşdeğer. İşte Ahmet, Ayşe veya benim kedim. Hani it için falan. Bunları dazla soru yaparız. 6 numarada what you var sonrasında do seçeriz. What do you like doing in your free time? Boş zamanında ne yapmayı seversin? 7 numara your brother var. Senin abin, senin abin o, he ile eşdeğer değil mi? O yüzden does seçeriz. What does your brother like doing in Saturdays? Abin e, cumartesileri ne yapmayı sever? 104. soruya bakalım. Çizelgeye bakın doğru veya yanlışı seçin doğru veya yanlışlar. Bu şekilde arkadaşlar bir numara James dislikes swimming and playing with marbles. James yüzmeyi ve bisikletle oynamayı sevmez. 2 numara true doğru 3 numara doğru 4 numara doğru 5 numara doğru 6 numara yanlıştır ve bunlar da bu şekilde. Niye çevirmiyorsun öğretmenim dediğinizi duyar gibiyim bazılarınızdan. Canlarım neyi çevireyim? Siz söyleyin. Swimming'i 200 defa bu videonun başından dedim. Swimming yüzmek. Swimming yüzmek. Yani şu ana kadar öğrenmemişsen bir tanem demek ki dikkatli izlemiyorsun. Açık ve netim ben. Yani kimseyle bu konularda şakam yok. Eğitimde dürüst ve ciddi olmalıyız. Disiplin gerekiyor. Tabii ki eğlence de gerekiyor, sevgi de gerekiyor. Ama bunun yanında ciddiyet de gerekiyor. Demek ki aklın orada burada. Hani ben 10 defa swimming demişsem ve hala aklında kalmamışsa yüzmek. Ya ders videolarımı izlememişsin. Hani ilk defa bunu izliyorsun direkt ki faydası olmaz demiştim sana. Ya da izlediğinde dikkatli izlememişsin bir tanem. O yüzden ben hani dikkatli izlemeyen birisine ha 10 defa tekrar edeyim ha 50 defa tekrar edeyim fark etmez. Dikkatli olan öğrenciye de bir defa yeter. Yani swimming gibi ben diyeyim, Doing puzzles yap boz yapmayı mı çevireyim. Playing with marbles. Hani misket oynamayı mı çevireyim. Bunları defalarca söyledim. O yüzden çevirmiyorum canlarım. 105 numarada. Okuyun doğru olanı yuvarlak için alın. Is this kite? Yes it is my kite. Evet benim uçurtmam diyor. Demek ki soruda bu senin o senin pardon this var. Bu senin uçurtmam mı diyor. Yani your kite ki cevapta evet benim diyor. Ya da hayır benim değildi de diyebilirdi. İki numara. Do you like this bike this bike? Bakın bike tekil gelmiş. Sonunda s takısı yok. Bisikletler değil. O zaman bu bisiklet olur. These olmaz. Do you like these, this bike? No, I do. No, I don't. No geldiğine göre don't'u seçeriz. Hayır, sevmiyorum. Bu bisikleti sever misin? Hayır, sevmem. Üç numara. Do you like coloring books? Kitapları boyamayı sever misin? Ya da boyama kitapları da anlamında olabilir. İkisinde de coloring books olur. Yes, I do. Bu da yes olduğu için do'yu seçeriz. 4 numara Does Elif like? Does geldiği zaman artık diğer fiile s takısı, like'a falan s takısı vermeyiz. Soru halinde does gelmiş çünkü. Does Elif like reading? Elif okumayı sever mi? No, she doesn't. No olduğu için doesn't seçtik. Y 106. soruya bakalım arkadaşlar. yüz e 106. soru. Boşlukları doğru kelimelerle doldurun. Hello, my name is Alice. Merhaba, adım Alice. I'm a good tennis player. İyi bir tenis oyuncusuyum. I'm Turkish and I'm from Adana. Türk'üm ve Adana'danım. It is in the south of Turkey. Türkiye'nin güneyinde. I like tennis. Ne olacak? Playing tennis. E. Siz ey'i buraya yazarsınız arkadaşlar. Ben zaman tasarrufu için yazmıyorum. I also like to pop music. Listening to pop music, ayrıca pop müzik dinlemeyi de severim diyor. A book is fun, reading a book. C. Sadece yazarken büyük R ile yazacaksınız. Reading a book is fun, kitap okumak eğlencelidir. My favorite active, my favorite book is Harry Potter. Favori kitabım Harry Potter'dır, benim de. I love reading comics, çizgi roman okumayı severim. 2 Ayrıca My favorite activities are my bike riding my bike and singing songs. Favori aktivitelerim bisikletime binmek ve şarkı söylemektir. Bunu da bu şekilde yaptık. 107 numara diyor ki sorulara kendi cevaplarınıza göre yıldızları cevaplayarak yanıt verin. Hani seviyorsanız yes I do. güler yıldızı boyayın. Sevmiyorsanız bu eylemleri no I don't üzgün yıldızı boyayın. Sorular yüzmeyi sever misin? Resim çizmeyi sever misin? Çizgi film izlemeyi sever misin? Vesaire. Burada da yeni bir kelime yok. 108. soruda yazın diyor aktivitelerin ismini swinging, 2 numara riding a bike, 3 numara drawing pictures, 4 numara cooking, 5 numara singing. 109 numarada iki tane e, arkadaşlar e, tekst var, metin var. Okuyun, doğru mu yanlış mı yazın diyor. Hello, my name is Ali. Ali, I am 10 years old. I'm a student. 10 yaşında olduğunu ve öğrenci olduğunu söylüyor. I like playing football, volleyball and tennis. Bu üçünü seviyor. But I don't like playing with marbles and playing chess. E, misket ve satrancı da sevmiyor. Kız da diyor ki Hello my name is Ayşe. I am 9 years old. 9 yaşında olduğunu söylüyor. I am a student. Bu da bir öğrenci. I like listening to music, singing a song and dancing. Bu üçünü seviyor. But I don't like skipping rope and watching cartoons. Bu ikisini de sevmiyor. Doğru yanlışları da bu şekilde yazarız arkadaşlar. Doğru cümlelere T yazdım. Siz tamamını yazacaksınız. True. Yanlışlara da F yazdım. Siz tamamını yazacaksınız. False diye arkadaşlar. 110. soruya bakalım. Cümleleri okuyun. 8 tane cümle var. A, B, C, D, E, F, G, H. I like'la da var. I dislike'la da var. I don't like'la da var. Tamam. Look at the pictures. Şimdi bu görsellere bakın. Onlarla eşleştirin diyor. Tamam. Bir numarada satranç olumlu. I like playing chess. B ile eşleşir. İki numara kitap olumlu. E ile eşleşir. 3 numara bisiklet olumsuz yani d ile eşleşir. 4 numarada yüzmek olumlu c ile eşleşir. 5 numarada misket olumsuz. Misket olumsuz. Misket olumsuz f ile eşleşir. 6 numarada uçurtma olumlu i ile eşleşir. 7 numarada tenis olumsuz. Tenis için olumsuz. Hani sevmediğini söylüyor. H ile eşleşir cümle. Ve 8 numarada resim çizmek olumlu. Resim çizmek olumlu. C ile eşleşir. Bakın hepsini eşleştirdik. A, B, C, D, E, F, G H. Böyle sorularda kontrol için tüm alfabe harfleri var mı diye kontrol edin. Tüm alfabe harfleri derken. Burada 8 tane A'den H'e kadar var. Cevaplarda da bakın bakalım. A, B, C, D, E, F, G, H hepsi var mı? Böylece kontrol etmiş oluruz. Tamam. 110'da yaptık. 111'de aktiviteleri konu, bu resimlerle eşleştirin diyor. Ve yazın. Reading. Reading ne olur arkadaşlar? Books. 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 1D ile eşleşir demek ki. 2 numara watching. T.V. E ile eşleşir. 3 numara. Riding a bike. B ile eşleşir. 4 numara. Flying a kite. C ile eşleşir. 5 numara. Playing tennis. Of oh, ben burayı yazdım. 5 numara. E. Arkadaşlar siz burayı yazacaksınız. Ben yanlışlıkla yanlarına yazdım. Bakın. 1'in yanına D, 2'nin altına A, 3'ün altına B, 4'ün altına C, 5'in altına E yazacaksınız. Harfleri bilerek Türkçe okudum. Ee, biliyorsunuz her zaman İngilizce okurum. A B C D E diye. Bu defa Türkçe okudum ki hani emin olun nasıl yapacağınızı bu şekilde tamamlayın. Evet 112.sinde de diyor ki I like ya da I don't like'la cümle kurun. Tabii ki çarpı olanlara olumsuz, tik olanlara olumlu. Şu şekilde cümleler kurduk. I don't like playing chess. I like skipping rope. I don't like watching TV. I like singing ya da I like singing songs. İkisi de aynı anlama geliyor. Bu da bizim cümlelerimiz oldu. 113 numarada çizelgeye göre arkadaşlar kimin neyi sevdiğini, neyi sevmediğini görüyoruz. Cümlelerimiz bu şekilde olacak. Harry'nin kendi cümlesini kitap kendisi yazmış. Matt için I like playing tennis but I don't like playing chess. Bakın but. Burada hep virgül olduğu için bundan sonra but'ı denk getirmişim. Yani tesadüf sev değil böyle yazmam. Bir nedeni var. Çünkü but ama, lakin, fakat but anlamında bundan önce virgül olmalı. Jim için diyor ki I like riding a bike but I don't like playing tennis. E Nell için diyor ki I like playing chess but I don't like playing tennis ve Beth için de diyor ki I liked riding a bike but I don't like watching cartoons on TV. Watching cartoons on TV televizyondan karton izlemek. Şey çizgi film izlemek demektir. Arkadaşlar Şimdi hepsinde ilk önce olumlu yazdık sonra olumsuz değil mi? Şunu severim ama bunu sevmem. Şunu severim ama bunu sevmem. Bunun tersi de doğrudur. İlle de hep ilk olumlu sonra olumsuz gelecek diye bir kural yok. Önce olumsuzu da yazabilirsiniz. Mesela en sondaki bese bakın. Şöyle de olabilir. I don't like watching cartoons on TV but I like riding a bike. Yani ilk önce olumsuzu dedik. Sonra ama sonra olumlu Fark etmez. Hangi tür derseniz ikisi de doğrudur. Sayfa e, soru 114. Kayıp harfleri bulun diyor ve hobilerin isimlerini yazan. Skipping rope 2 numara, singing 3 numara, riding a bike 4 numara, dancing 5 numara da, running koşmak, 6 numara da cooking yemek yapmak oluyor sayfa 114. soruyu da yaptık. 115'te diyor ki görsellere bakın ve doğru şıkkı yuvarlak için alın. Bakalım 1 numara riding a bike. 2 numara playing tennis. 3 numara skipping rope. 4 numara cooking. 5 numara swinging. 6 numara drawing pictures. Drawing pictures. Evet. 7 numara. Playing basketball. 8 numara. Dancing. 9 numara. Skating. 10 numara. Listening to music. Hepsini yaptık mı? Yaptık. Aferin. 116. da kayıp harfler var. Bu kayıp harfleri yazın diyor yuvarlak şeklinde ve bu etkinliklerin adını tamamlayın. 1 numara Skating buradan başlıyor. 2 numara Drawing Pictures buradan başlıyor. 3 numara pardon 4'ü ben işaretledim 2 aşağıdaydı. 2 numara buradan başlıyor Skipping Rope. 3 numara buradan başlıyor Swinging bu şekilde buradan başlıyor. 4 numarayı yaptık. Drawing Pictures. 5 numara. Cooking yine buradan başlıyor. Aşağı doğru ve yuvarlak saat yönünde. 6 numarada da Riding a Bike. Yani hepsi saat yönünde. Sanki saat yani o saniyeyi o kolların adını bilmiyorum da saatin kollarını Türkçesini bilmiyorum. Türk olmadığım için. İşte 12'den başladığını düşünün. Bu şekilde hareket ediyor. Soru 117'ye bakalım yine çizelge var. Rachel, Mike, Harvey, Donna, bunların sevdiği sevmediği aktiviteler var. Cümleler şu şekilde olacak boşlukları doldurursak Rachel diyor ki I like riding a bike and playing tennis but I don't like flying a kite. Mike diyor ki I don't like riding a bike and playing tennis but I like flying a kite. Harvey video ki I like riding a bike and flying a kite but I don't like playing tennis ve donada diyor ki I like flying a kite and playing tennis but I don't like riding a bike bu şekilde ve 118. son sorumuz hala beğenmemişseniz beğenin canlarım ee, abone olmayı da unutmayın. Bakalım son sorumuza görsellere bakın. El parmak işaretine göre hani evet severim ya da hayır sevmem sorusunu e, şey cevabını yazın ve soruyu da oluşturun. Do you like kitap okumak var. Reading a book. Yes I do. Evet severim. Do you like basketbol oynamak? Playing basketball. No I don't. Hayır sevmem. Instagram adresimizi unutmayın. Bekliyorum hepinizi. 3 numara. Do you like watching cartoons? Çizgi film izlemeyi sever misin? No, I don't. Hayır sevmem. 4 numara. Do you like uçurtma uçurmak? Flying a kite. Uçurtma uçurmayı sever misin? Olumlu cevap. Yes, I do. Evet, severim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Dördüncü üniteyi de bitirdik. Kalın, sağlıcakla, başarılar dilerim.